Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç oğluyla gurur duyuyor. Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla büyük ilgi çeken Dikeç'in memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sevinç yaşanıyor. Milli sporcunun annesi Hanife Dikeç, oğlunun olimpiyat madalyasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gururluyum, mutluyum, çok sağ ol. Arada arada ben konuşmadım. Bacısı konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Yusuf'um da yok, çok gurur duyuyorum. Abla Yüksel Dikeç de, kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık ifadelerini kullandı. Çok güzel, sevinçliyiz, gururluyuz, seyrettik, 2 puandan kaçırdık ama. Evet. Üzüldük ama bir yandan da sevindik. Türkiye'ye ilk kez gümüş madalya getirdi. Telefondan konuştuk. Yarışmaya giderken de konuştuk. Heyecanlı değildi, sakindi. Ondan ben çok heyecanlıydım. Dikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Kahraman ordumuzda görev almış. Defalarca ordumuzu, milletimizi dünya şampiyonunda birinci olmuş, madalyalar kazanmış, al bayrağımızı göklere çekmiş, istiklal marşımızı söyletmiş. Bugün de olimpiyatlarda yine ter dökmüş, duruşuyla Türk milletini onurlandırmış, çok değerli kahraman ordumuzun muhteşem bir evladını, evet bugün onun annesinin elini öpmeye geldik. Göksun Belediyesi olaraktan Göksunlu hemşerilerimiz adına, Yusuf Dikeç Bey'in adına bir inşallah atış poligonu yapacağız. Onun adını burada yaşatacağız. Çünkü gençlerimize örnek olması lazım. Gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah onların sayısını artırsın. Well, Bob, I finished that, doesn't know about shooting, please.